Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile düzenlenen programda bir araya geldi. Çok değerli STK temsilcileri, iş dünyamızın temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yılmaz, yaşanan seçimler bir demokrasi şöleni havasında, bir huzur iklimi içinde geçti ifadelerine yer verdi. Deprem koşullarında sağlanan bu katılım, demokrasiye olan inancını, güvenini Maraşlı'nın çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Bu açıdan seçmenlerimizi, Maraşlı, Kahramanmaraşlı seçmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Tabii bu katılım oranı çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere verdiği desteğe de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir illeri arasında Cumhurbaşkanımız en büyük desteği Kahramanmaraş'tan aldı. Onun için de sizlere ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşanan seçimler bir demokrasi şöleni havasında geçti. Huzur iklimi içinde geçti. Birçok senaryolar uydurdular biliyorsunuz. Bu süreci gölgelemeye dönük bir sürü spekülasyonlar yaptılar. Ama sonuç ortada. Bizim demokrasiye, demokratik olgunluk içinde vatandaşımızın sandığa gittiği ve demokratik iradesini yansıttığını bütün dünya görmüş oldu. Yılmaz konuşmasının devamında hedefimiz sağlam zeminlerde sağlam binalar inşa etmek dedi. Afetin yaralarını hızla sardığımız gibi binalarımızı da hızla teslim edeceğiz. Burada şu noktanın da altını çizmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu aralar yeni bir çalışma yapıyor. Rezerv alanlarda ya inşa edilen konutlara, yapılara ilave olarak uygun zeminlerde doğru kriterlerle ve sıkı bir denetim altında yerinde konut inşa etmeye, bina inşa etmeye dönük, yerinde yapılaşmaya dönük imkanlarında araştırmasını yapıyor. Belediye başkanlarımız bir toplantıya çağrıldı. Orada sizlerden gelen fikirleri de mutlaka bakanlığımıza iletecekler. Farklı yöntemler izleyelim ki daha hızlı bir şekilde sahayı toparlayalım istiyoruz. Ama bunu yaparken tekrarlıyorum. Sağlam zeminlerde mutlaka eğer bir bina yıkılmışsa, bu yıkım zeminden kaynaklanıyorsa orada tekrar bir binaya izin vermemek gerekiyor. Ama bina sağlam, yer sağlamsa, zemin sağlamsa, binadan kaynaklanan bir şekilde, yapımından kaynaklanan bir yıkım söz konusuysa, belli teknolojilerle, belli kriterlerle, yine sıkı denetimlerle yerinde yapılaşma alternatifini de değerlendireceğiz.